Biliyorsunuz orta vadeli planı daha önce Sayın Maliye ve Hazine Bakanı açıklamıştı. Orada demişti ki 2018 bütçemiz yaklaşık 60 milyar açık veriyor ama 2019 bütçesinde biz bu 60 milyar açığı kaldıracağımız gibi 60 milyar fazlalık vereceğiz demişti. Benim aklıma hemen kıdem tazminatı gelmişti. O zaten buradan sosyal medyada paylaştım. Orta vadeli program bize kıdem tazminatının kaldırılıp yerine fon getireceğini söylüyor demişti. Şimdi o dediğim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı 2019 programında sosyal taraflara ulaşarak bireysel kıdem tazminatı fonu kurulacaktır diyor. Şimdi kıdem tazminatı çalışanların son kalesi. Bu kadar her şeyi kaybettiler. Bir tek kıdem tazminatı kaldı. Ve yaklaşık 15 yıldır da her yıl kıdem tazminatının kaldırılıp fon uygulamasının getirileceği amaçlanıyor. Ama sosyal taraflardan özellikle emek kesiminin bu konuya gösteren tepkisi bile vazgeçiliyordu. Ama şu anda bütçemiz gerçekten büyük bir açık veriyor. Ve bu açığı karşılamak amacıyla kıdem tazminatı fonu kurup bu parayı devlete aktaracaklar. Çünkü kıdem tazminatının sosyal tarafları olan işçiler ve işverenler bu işe karşılar. Onlar kıdem tazminatının fona devredilmesini her iki tarafta istemiyor.